Dostlar merhaba. Bugün size rahatsızlık duyduğum bir konudan ve bu konunun yarattığı yanlış algıdan bahsetmek istiyorum. Bugün size anlatmak istediğim hepinizin yanlış bildiği Kıbrıs'taki köy olayları. Bildiğiniz üzere bu durum Dabbe 4 filmiyle alakalı. Bu yüzden filmin konusundan bahsetmek zorundayım. Bu arada arkadaşlar Dabbe 4 filmin çekildiği konağa ve bu filmle alakalı bazı yerleşimlerine gittim. Videonun devamında onları da görebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar filmin konusundan bahsetmek zorundayım. Spoiler olduğunu düşünmüyorum çünkü bu film yaklaşık 7 yıl önce vizyona girdi. Bunca zamana kadar izlemediyseniz o sizin tercihiniz. Filmin konusundan bahsetmek zorundayım ki daha iyi açıklayabileyim her şeyi. Filmin konusu kısaca iki arkadaş üç harflerin yardımıyla Define'i buluyorlar. Define'i bulduktan sonra bu iki arkadaş üç harflerden birini öldürüyor ve üç harfler intikam almak istiyor. Ancak şöyle bir şey var. Bu iki arkadaş buldukları Define'yi köylere dağıttığı için tüm köy lanetleniyor. Filme göre yani. Ve köy yaşanmaz bir hal alıyor. Yani size de bu durum biraz film senaryosu gibi gelmiştir. Ki gerçekten öyle yani. Bir film senaryosu bu. Şimdi ben buraya nasıl geldim ve size bunları niye anlatıyorum. Bazı kendini bilmez arkadaşlar bu film senaryosunu gerçekmiş gibi yansıtarak o köyün gerçek olduğunu ve o köyde yaşayan insanların lanetlendiğini öne sürüyor ve birçok insanı kandırıyor. Yani kandırmakla yetinmiyorlar. Aynı zamanda o bölgede yaşayan insanlar bu durumdan dolayı zan altına kalıyor. Aslında zaten Kıbrıdere Köyü diye bir köy gerçekten yok. Böyle bir köy olduğunu öne sürerek bahsettikleri köy ise Yatağan'ın Kapıbağ köyünde bulunan Meistan Mahallesi. Hatırlarsanız önceki videolarımızda da oraya gitmiştik zaten. Yani şu an eski köy sokaklarında yürüyoruz. Hiç kimse kalmamış artık gerçekten. Şimdi YouTube'a Kırbedere Köyü yazdığınızda karşınıza bir video çıkıyor. Yaklaşık 4,7 milyon izlenmeli. Bu videoyu izlediğinizde zaten göreceksiniz ki benim bu anlattığım film senaryosu gerçekmiş gibi insanlar yansıtılıyor. Hatta o videoyu birazcık izlediğim kadarıyla söylüyorum. İki arkadaş o köye gecenin yarısı ziyaret ediyor. Üç harfleri görmek için güya. Giderken yanlarına bir arkadaşını da alıyorlar. O arkadaş da İbranice biliyormuş. Bildiği İbranice dili sayesinde üç harflere iletişime geçecekmiş. Eğer sıkıntılı bir durum olursa o İbranice bilen arkadaşı onları bu durumdan kurtaracakmış. Gerçekten size de çok saçma bir durum gibi gelmedi mi? Şimdi asıl söylemek istediğime geçeyim. Sözde üç harflerin musallat olduğu bu köye hatırlarsanız geçmiş videolarımızda gitmiştik. Ben o köye gidip gezdiğimde zaten bu söylemlerin olduğunu biliyordum. Çünkü bunlar sadece bir söylem, birkaç kendini bilmez insanın yarattığı yalan bir durum. Evet, Muğla'nın Yatağan ilçesinin Kapıbağ köyünün Meistan mahallesinde zamanında insanlar yaşıyordu ve sonra terk edildi. Biz oradayken zamanında orada yaşamış bir köye denk geldiğimizde Orhan neden terk edildiğini sorduğumuzda bize her şeyi açıklamıştı. Yerisi Goru, yatan şeyler. O taraflarına taşındı. Taşındık. Taşındılar. Ha, sebebi taşındı. Neydi? Abi bir şeyden değil. Yani. Bir ihtiyat takımı kaldı. Ha? Ulaşım vardı. Ulaşım şeyi de vardı. Evet. Burada okul falan var mıydı? Market okul falan. Vardı da. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, zamanında orada yaşamış insanlar köye cinlerin musallat olduğu için terk etmiş olsaydı hala köyde bulunan zeytin ağaçlarının olduğu yere gidebilirler miydi? Size demek istedim, Muğla'da cinlerin musallat olduğu bir köy yok. Instagram sayfamız üzerinden bize çok talep geliyor cinli köye gidip çekebilir misiniz diye. O yüzden bunu açıklama isteği duydum. Şimdi filmin çekildiği yerlerden bahsedecek olursak Dabbe 4 filmi Muğla'nın 4-5 farklı yerinde çekildi. Biz bunların zaten ikisine gitmiştik. Birisi Stroniki Antik Kenti, birisi de Meistan Mahallesi. Filmin çekildiği köşke ve bazı sahnelerin geçtiği Meydan Kahvesi'ne de gidip oraları da arşivimize ekledik. O halde kurgu bir hikayeyi film haline getirip çekilen Dabbe 4 filminin çekildiği yerleri hep beraber inceleyelim. Nerede göremiyorum. Bak 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 bak. Yanında biri mi var onun? Şu mu? Şu. Gör. Sen bu deminki çoban değil mi? Evet, bu da filmdeki Fuat Hoca'nın kullandığı konak. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, siz? Sizler de iyi, sağ olun. Eski Rum mimarisiyle yapılmış bu konak. Bazı YouTube kanallarına gösterdiği gibi Cinli Hoca'nın yaşadığı bir yer değil burası normalde. Şu kapıyı hatırlarsınız. Fuat Hoca'nın Doktor Ebru'yu karşıladığı ilk kapı burası işte. Ne kadar güzel bir eviniz varmış. Öyledir. Dededen kalma. Eski Rum evi. Öyle mi? Çok güzel. Bunlar film için yapılan işaretler.
sarnıcı göstereyim. Filmde bir sahnede görmüşsünüzdür. Fuat Hoca bu sarnıcın içine bakıyordu. Şu an içine giremiyorum çünkü yağmur suları dolmuş. Faruk Hoca. Burası işte o filmdeki kahve sahnesinin olduğu yer. Şu büyük ağaçtan anlarsınız. Zaten burası çok meşhur bir kahve. Birçok dizi ve filme ev sahipliği yapmıştır yani. Evet, çok kavuyor ayaklarım. Ben böyle bir tuhaf oldum sanki turist gibi ha. Yok yok, çok yakıştı hocam. Yakıştı mı? Nasıl çözeceğiz bu işi ya Rabbi? Bu ne? Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar ne? Bu ne? Bunlar ne?